Merhaba, bu hafta elektrik devreleri konusunu işleyeceğiz. İlk önce elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkiyi öğrenelim. Basit bir elektrik devresinde pil, anahtar ve ampul bulunmaktadır. Basit elektrik devresinin şematik gösterimine baktığımızda pil yani üreticimiz bu şekilde gösterilecektir. Anahtar bu şekilde, ampulün içerisindeki dirençler de bu şekilde ifade edilmektedir. Şimdi devre elemanlarından biri olan voltmetreyi öğrenelim. Voltmetre elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanı olacaktır. Voltmetrenin özelliklerine baktığımızda devreye paralel bağlanmalıdır. Bağlandığı iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer. İç direnci çok büyüktür. Dolayısıyla üzerinden akım geçmez. Devreye seri bağlandığında devre elemanları çalışmayacaktır. Diğer bir devre elemanı da ampermetre olacaktır. Ampermetre bir iletken üzerinden geçen akımı ölçen devre elemanıdır. Özelliklerine baktığımızda devreye seri bağlanacaktır. Bağlandığı iletkenin üzerinden geçen akımı ölçmektedir. İç direnci çok küçük olduğu için direnç ihmal edilecektir. Şimdi de kısa devreyi öğrenelim. Kısa devre dediğimiz olay şu şekilde gerçekleşir. Akım her zaman dirençsiz yolu tercih etmektedir. Örneğin üreticinin artı kutbundan çıkan akım bu şekilde yola devam ederken önünde dirençli yol ve ampermetrenin olduğu kol vardır. Ampermetrenin iç direnci ihmal edildiği için akım bu yoldan gitmeyi tercih edecektir. Dolayısıyla bu şekilde devreyi tamamlayacaktır. Dolayısıyla buradaki devre elemanı çalışmayacaktır. Yani kısa devre olmuş olur. Şimdi de ohm yasasına bakalım. Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın iletkenin üzerinden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit oran iletkenin direncine eşittir. Grafiği incelediğimizde potansiyel fark ve akım şiddeti grafiğinde eğiminin sabit olduğunu görmekteyiz. Çünkü V1 bölü I1 ve V2 bölü I2 ve V3 bölü I3 sabit R direncine eşit olacaktır. Dolayısıyla formülize ettiğimizde direnç eşittir. Potansiyel fark bölü akım şiddeti olacaktır. Bir diğer gösterim şekli R eşittir. V bölü I olacaktır. Potansiyel farkın birimi volt, akımın birimi amper, direnç ise ohm'dur. Şimdi bir örnek çözelim. Şekildeki elektrik devresinde iç direnci önemsiz 40 voltluk üreticiden çekilen akım 8 amper ise R direnci kaç ohm'dur? Formülü hatırladığımızda R eşittir V bölü I olacaktı. Potansiyel fark 40 volt. Geçen akım 8 amper olduğuna göre direnç 5 ohm olarak bulunmaktadır. Potansiyel farkı akım şiddeti grafiği verilen x ve y iletkenlerinin dirençleri Rx ve Ry'dir. Rx bölü Ry oranı kaçtır? Şimdi sıra sende.